Merhabalar, bugün uzman diyetisyen Nesrin Eriş'in yanındayız. Şimdi onunla diyetle, diyetisyenlerle, hastalarıyla ilgili bilgiler alacağız. Merhabalar Nesrin Hanım. Merhaba. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ben 1994 Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. 2002 yılında uzmanlığımı aldım yine diyetetik bölümünde. Ve 94'ten itibaren de hastalıklarda diyet, kilo verme, kilo alma, hamile emzikli beslenmesi, çocuk beslenmesi, diyabet, özellikle insülin direnci alanında hizmet vermekteyim hastalarıma. Siz burada yalnızca kilo vermek üzerine değil, hem sağlıklı bir hayat hem sosyal hayatta çok daha aktif ve güzel bir yaşam vaadiyle yola çıkıyorsunuz diyebiliriz. Çünkü verilen kiloların geri alınmaması çok önemli. Zaten birçok kişinin kilo verdiğinde en büyük yakınması geri almak. Ve verdiğimiz kiloları geri almamak, çok akut bir durum olmadığı takdirde yeniden kilo almamak bizim için çok önemli. Başarımızın en önemli noktası bu. Kilo verdiğimizde biz bu olayın %10'unu başarıyoruz. %90'ı koruma. Koruma programı da ayrı ve özel bir takiptir. Koruma dönemi, ben hep şunu söylerim, anlatılmaz yaşanır. Çünkü insanlar kilo verdiğinde işte oldu bu iş, hadi bitti deyip koruma programı yapmadan, ben bunu almam artık geri diye düşünüp koruma programını uygulamadan programdan ayrılma eğiliminde oluyor. Biz bunu engellemeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Çünkü maksimum kaloriye ve daha kalorili besinlerin tüketimine ancak koruma programında geçebiliyoruz. Bu bizim için çok önemli. Bir de programda en önemli olan konu, başlangıçta yaptığımız tahlillerin problemli olanlarının programın sonunda düzelmesi, problemsiz olanların da bozulmamış olması önemli. Bizim başarımızın kanıtı, tescili bu. Söz uçar, yazı kalır. Peki izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ben şunu özellikle söylemek istiyorum. Kilo vermek belli bir zamana yayılması gereken bir program. Yani biz belli bir kilodaysak ve vermemiz gereken belli bir kilo varsa, daha doğrusu, biz bunu çok kısa bir zamanda veremeyiz, vermemeliyiz. Çünkü sağlıklı bir diyetin hedefi yağlar olmalı. Eğer çok hızlı verilirse yağlardan değil, vücut kasından ve suyundan gider. Yavaş yavaş kilo verip bunu kalıcı bir halde hayat boyu korumak önemli olan. Çünkü yağdan verilirse kilo, 3 kilo verirsiniz, 5 kilo vermiş gibi gözükürsünüz. Fakat hızlı bir kilo kaybında 5 kilo verirsiniz, 3 kilo vermiş gibi bir görüntü oluşur. Kas gider ve yeniden kilo almanıza yol açacak bir durum olduğunda bu kaslar geri gelmez. Ve giderek bu bir kısır döngüyle ileride uzun vadede problem yaşamanıza neden olur. Biz kilomuzu belli bir süreç içerisinde tamamen bireysel bir programla kalıcı bir şekilde verdiğimizde bunu hayat boyu kilo problemini kafadan silmiş oluruz. Beraberinde de mevcut olan sağlık sorunlarını veya yatkınlığımızın olduğu problemleri de ekarte etmiş oluruz.